Merhabalar hepinize tekrardan. Bu 7, 8, 6 ders serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde gene aslında ikinci derste başladığımız bir trendi devam ettireceğiz. Ne yapacağız? Uygulama yapacağız. Bunu eğitimlerin çoğunda göreceksiniz. Zaten fazla da bir eğitim yok. O yüzden yani ödevleriniz ne olduğuyla başlayayım. Bunu direkt sizden cevap almak için sormuyorum. Sadece ödev diye bir şeyin var olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. Umarım yapmışsınızdır. Çünkü bunları özellikle bilmiyorsanız, bu konuları ilk defa görüyorsanız sizin için çok mühim, çok önemli, çok geliştirici ödevler. Fark ettiyseniz sadece teknik değil, fakat şu sürekli bahsedip durduğumuz araştırmada şudur budur bir yandan da bir takım kazanımları varlar. O yüzden onları ihmal etmeyelim. Geçen ders ne yaptık? Biz geçen ders hesap makinesi yaptık. Bu derste de gene başka süper bir CLI uygulaması yapacağız. CLI'nin açılımı hatırlamıyorum da. Şu siyah ekran işte. CLI'nin açılımı neydi? Evet, Command Line Interface, yani komut satırı arayüzü. Bu da ne demek oluyor? Bilgisayarınıza komutlar yazarak iletişime geçiyorsunuz. Ve burada biz programımızı şimdi çalıştırmış olacağız. Bu ders yapacağımız uygulamanın adı biraz daha farklı bir şey, bir rehber uygulaması. Rehberden kastım şu telefondaki arkadaşlar. Tabii ki de onlar kadar işlevsel olmayacak. Birkaç tane ben gibi ilginç bu konularda fikre sahip olan insanlar dışında çok kişinin tercih edeceği bir rehber uygulama konsepti değil. Fakat gene orada en azından size kişiliğinizi gösterecek. Bunların üzerine düzenlemeler ve silmeler yapmanıza yarayacak bir uygulama olacak. Diğer dersin sonunda. Bu ders bunun part 1'i. Buna geçmeden önce fakat bir şey yapmak istiyorum. Geçen ders hatırlarsanız sonlara doğru for döngülerini görmüştük. Gayet önemli döngülerdi, hoş döngülerdi, işe yarıyorlardı. Bunları bir de farklı bir metotla bir daha anlatmak istiyorum. Hem daha da içselleştirmek mi, içgüdüselleştirmek mi artık o iki kelimeden birine sağlamaları için hem de size yeni bir programlama konseptini daha tanıtmak için. Bunu yapmak istiyorum. Bu programlama konseptinin adı ise debugging. Şimdi güzel. Bug kelimesini daha önce duymuşsunuzdur. İlla ki bilgisayarla ilgili herhangi bir şey yaptıysanız muhtemelen bir şekilde karşılaşmışsınızdır. İşte şu uygulamada bug var, şu oyun çok buglı, şu şöyle, bu böyle. Bir şekilde karşınıza çıkmıştır. Tam İngilizce karşılığı böcek gibi bir şey bunun. Bilgisayar bilimi literatüründeki karşılığı ise bir donanımda veya yazılımda veya herhangi bir çalışan programda bulunan, istenmeyen herhangi bir hata. Bayağı hata bu. Olmaması gereken, olmasını istemediğiniz şeyler. Bunlara bug diyoruz. Bug kelimesinin nereden geldiğini soracak olursanız da 1940'lar, 1950'lerde yapılan bilgisayarlar, kutu, bayağı kutuydu ama biraz büyük kutulardı. İşte ya işte Oda gibi kavramını duymuşsunuzdur. Fakat orada bir monitörünüz yoktu. Monitöre yazılar yazasınız ki bunları programlayasınız. Onun yerine onları programlamak için bilgisayarların içindeki kabloları farklı şekillerde bağlıyordunuz. Böyle zor zamanlardan geçti programcılık ve o zamanlarda da işte bir tane hesap yapılmaya çalışılıyor. Fakat işte tekrar tekrar denemesine rağmen sürekli hatalı sonuçlar alınıyor. Bir gün işte hadi makinenin içine bakalım bari ne olmuş falan filan derken o kablo yollarından birinin içine bir böcek sıkışmış. Küvette diyebiliriz. Sonra ölmüş. Ölünce de programın çalışmasını engellemiş. Çünkü kablo yollarını yani elektrik geçmiyor veya yanlış bir sinyal iletiliyor vesaire. Bundan dolayı hani yavaş yavaş bilgisayar bilimi literatürüne bug eşittir hata olarak girmeye başlamış. Debugging ise debug yani başına gelen ekle birlikte hatalardan kurtulmak olarak, hataları ayıklamak olarak nitelendirilebilir. Yani bu soldaki benim çok büyük ya. Visual Studio Code ve Python bize Python uygulamaları üzerinde bir takım debugging imkanları sunuyor. Hataları tespit etmenize yarıyor bu debugging imkanları. Düzeltmek tabii size kalmış. Programcı olarak o kodu değiştirmek sizin elinizde. Ben sadece şimdi for döngülerini daha güzel bir şekilde göstermek ve de bu kavrama biraz daha pratik bir giriş yapmak adına hemen burada nasıl yapıldığını minik bir örnekle göstereceğim. Visual Studio Code içinde debugging yapmak için şuradaki butonun üstündeki böcek simgesine tıklayın. Şu yani şu işte. Sonra burada run and debug diyor. Türkçe kullanıyorsanız çalıştır ve hataları ayıkla gibi bir şey yazıyordur muhtemelen. Buna tıklamadan önce yalnız yapmanız gereken bir şey var. Breakpointler oluşturacaksınız.
Breakpoint'ler böyle ya, programımızın içindeki satırlardan bir takımını işaretlemeniz gibi nitelendirilebilir. Geliyorsunuz, bir tanesini işaretliyorsunuz. Daha sonra debugging esnasında program çalışırken o satıra geldiğinde program durduruluyor ve o anki uygulamanın durumunu gözlemenize imkan veriyor. Bunu birazdan daha iyi anlayacaksınız. Fakat şimdi sadece bir tane breakpoint koyacağım. Breakpoint koymadan önce şuraya birkaç tane daha bir şey diyeceğim. O kadar da boş durmasın ya. Hemen. İşte aklıma bir şey geldi. Tamam, böyle sırf yazmış olmak için bir şeyler yazdım. Şu satırı işaretliyorum. Run and debug diyorum. Burada Python file'ı seçiyoruz. Python dosyası. Seçtik ve geldik. Şu alttaki arkadaş muhtemelen size çıkmıyor. Boş verin bunu. Şimdi şu altta yine terminalimiz açıldı. Terminalimizde program çalışıyor. Ne yaptı ilk başta? For i in range'e geldi. Böyle 10'a kadar olan sayılar burada başladı işini yapmaya. İşte ilk başta ne var? 0 var. 0 geldi. 0'ın 2'ye bölümünden kalan ne? 0. Bu yüzden buraya 0'ın 2 ile çarpımını bir ekrana yazdırma komutu gelince onu da bir halletti burada. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Zaten öğrendiğimiz şeyler değil mi? Devam etti program çalışmaya ve breakpoint'i koyduğumuz yere geldi. Breakpoint'i koyduğumuz yerde ise durdu. Halting diyoruz buna. HALT. Bilgisayar bilim literatüründe işlemci tasarımında özellikle halt kelimesiyle çok karşılaşırsınız. Print i'ye geldi. Bu kodu çalıştırmadı. Çalışmadan önce durdu. Ve sol tarafta göreceğiniz üzere bizim bu şeyleri, bu anki programın durumunu kontrol etmemiz, onun üzerine onu görüntülememizi sağlıyor. Burada işte lokal değişkenler, özel değişkenler. Özel değişkenlerin ne demek olduğunu boş verin. I eşittir 0. Yani burada bulunan i'nin değeri şu anda 0'mış. For döngülerini de işte daha içgüdüselleştirebilmeniz adına yapacağım şey de buydu. Bunu görüyorsunuz. Hani burada i 0. Bir daha çalıştırdığınızda ne olacak? Ki bunu çalışmasını devam etmek için şuradaki play butonuna tıklıyorsunuz yine. F5'e de tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi program burayı bir daha çalıştırdı. Ne yaptı? Burada 1, 2'nin 2'ye bölünmediği için bir şey yazmadı. Fakat burada 0 yazmıştı. Buraya geri geldi. Tekrar durdu. Ve fark ettiyseniz i burada ne oldu? 1 oldu. Yani buraya geçince bir tane daha arttı. Zaten for döngüsünün bildiğimiz konsepti. Çok üzerinde durmayacağım. Böyle böyle bunu bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Birden fazla breakpoint koyarak farklı yerlerde durmasını sağlayabilirsiniz. Şuna basarak da kapatabilirsiniz bu debugging sürecini. Bu debugging süreci ileride çok işinize yarayacak. Bu çok basit bir uygulamaydı. Fakat daha kompleks işte binlerce satırlık uygulamalar yazdığınızda bu sefer işin içinden çıkamayacaksınız. Hani nereye geldiğinde ne oluyor, hangi algoritma nasıl sonuçlar veriyor, nasıl değişkenler nasıl değerler alıyor, hangi fonksiyon nasıl çalışıyor. Bunu takip etmenin çok kolay yolu olarak bu çıkacak. Çünkü sol taraf, benim sağım, sizin solunuzda size her şeyi gösterecek uygulamayla ilgili. O anki değişkenlerin değeri, hangi fonksiyon çağrılıyor, hangi dosyalarla etkileşimdeyiz şu anda vesaire hepsini bize anlatacak ve sizin de inanın ki işinize yarayacak. Debugging bu şekilde. Anlaşılmayan bir şey. Çok kısaydı zaten. Okey. Şimdi bu Visual Studio Code ekrandan mutlulukla kurtuluyorum. Ve her zamanki alışık olduğunuz şeyi şunu da kapatıyorum. Vim. Bu da benim kod yazdığım ekran. Uygulamada Vim. Şimdi yine geçen derste yaptığımız gibi uygulamanın mimarisinden başlayalım. Tabii bunun için şöyle bir dosya açmam gerekiyor. Şu arkadaş. Şunu da kapatayım. Bu arkadaş. Hani yazdıklarım biraz informal, biraz da karışık görünebilir. Ama basitçe diyor ki bir ana döngümüz var. Bu ana döngüde kullanıcının bir takım işlevleri seçmesini sağlayacağız. Bunların ilki kişileri görüntülemesi, ikincisi kişileri eklemesi, üçüncüsü silmesi, düzenlemesi, yardım çıkış. Yardım yok. Yardım sonradan kaldırdım uğraşmak istemediğim için. Daha sonra işte burada bu diğer işlevlerin nasıl gerçekleştirileceği, yani onların algoritmalar veya daha benim sevdiğim, en azından bu bağlam içerisinde sevdiğim bir tabir olarak akışları gösteren bir takım yazılar. Hepsinin altında işte bazıları özet minvalinde. Fakat basitçe bahsedecek olursam uygulama ilk açıldığında bir init yani başlatma fonksiyonu çağırıyor. Bu fonksiyon
O ana kadar sizin kaydetmiş olduğunuz, rehberinize eklemiş olduğunuz tüm kişileri uygulamanın hafızasına bir alıyor. Ki bunlar da bir takım dosyalarda saklanıyorlar. Bu dosyaları ileride göreceksiniz. Bu kişilerin isimleri, soy isimleri, telefon numaraları, bir de ID'leri var. Çok fazla bilgileri yok. Bunları aldıktan, hafızaya yükledikten sonra bu ana menüyü karşınıza getiriyor. O ana menüden de istediğinizi yapabiliyorsunuz işte. Her kişinin bir ID'si var dediğim gibi. Bu ID şundan dolayı önemli. Kişi silmek istediğimizde, kişileri düzenlemek istediğimizde bu ID'ler aracılığıyla hepsinin dosyasına rahatlıkla erişebiliriz. ID ise şöyle belirleniyor. Çok fazla bu kelimeyi kullandım. O an kişiler arasında bulunan, o anki kişilerin, yani o ana kadar kaydettiğiniz kişilerin içinde ID'si en büyük olanın bir fazlasını veriyoruz. Hani yani mantıken iki tane kişi kaydetmişseniz üçüncü kaydedeceğiniz kişinin ID'si de 3 olacak. Hani bu çok basit bir sistem. Hiçbir yerde böyle saçma sapan bir ID sistemi görmezsiniz ama burada neyiz? Pratik amaçlar için bu şekilde işi basitleştiriyoruz. Çünkü amacımız burada ID oluşturmak değil. Şimdi bunu anlattığıma göre bence uygulamanın ilk aşamasına geçebiliriz. Diğer dersin aksine uygulamayı ben şimdi diyeceğim. Uygulamayı ben kendim yazdım önceden. Niye yazdım? Çünkü bu biraz daha karmaşık. Ders esnasında bunu yazmaya kalkışırsam illaki bir yerde dikkat hatası yaparım diye düşündüm. Ondan dolayı önceden yazdım ve şey olacak, ne olacak? Oradan kopyala yapıştır yapıp size anlatacağım o her kopyala yapıştır yaptığım kodu nelerle uğraştığını. Şimdi burada ders üçü tekrar açıyorum. Arkadaşı kapatıyorum. Muhtemelen bunun için kısa yol vardır ama ben bilmiyorum. Bu ders 3 şurada da referans koduna bir giriyor. Bu bugün yazacağımız kısım 134 satırlık minik bir şey. Şuradan hemen bir şey kopyalayarak aslında bunu kopyalamaya gerek var mı? Biraz şekilde başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere son derste bir fonksiyon oluşturduk. Fonksiyonları sık sık kullanmanız gerektiğini, çok işinize yarayacağını söyledik. Değil mi Berkay? Burada da ana döngümüzü içeren ana fonksiyonumuz main. Bu main adını bol bol duyabilirsiniz. Özellikle C ve türevi dillerde. Geçen ders bahsetmiş olabilirim de tekrardan söyleyeyim. Uygulama böyle Python'da olduğu gibi hani yukarıdan başlayıp aşağıya doğru çalıştırılmaz. C türevi dillerde ne vardır? Bir tane main adlı fonksiyon vardır. Program çalıştığında o fonksiyon çalıştırılır. Ve hani siz main adında başka bir fonksiyonda tanımlayamazsınız. O zaman da programınız çalışmaz. Fakat Python'da böyle bir şey yok. Python böyle direkt okuyor. Yukarıdan aşağı doğru okuyor. Fakat tabii burada da insanlar genelde main diye bir fonksiyon tanımlayıp uygulamanın ana kısmını onun içine atmayı tercih ediyorlar. Bu uygulamada biz de böyle yapacağız. Şimdi şu init fonksiyonunu boş verin. Böyle bir şey yok. Onun yerine ne var? While true var yani. Fonksiyonun uygulamanın sonsuza kadar çalışması için, durmaması için, makul bir seçim. En azından çalışıyor. Daha sonra burada neyimiz var? Şunu hemen şöyle bir alayım. Burada işlem seçimimiz gene geliyor. Aynı mantık. Gene input alıyoruz. Böyle alt alta bir sürü satır yazıyoruz. Şu demek, bu demek şeklinde. Daha sonra bu aldığımız input'u bu sefer bir önceki işlem alma fonksiyonun aksine integer'a çeviriyoruz. Niye? Çünkü burada hepsi sayı ve böylece kullanıcının doğru bir değer girip girmediğini de anlamış olabiliriz şeklinde bir cümle kurup hemen bunu bir kere çalıştırmaya deneyeceğim. Ne dedik? Çünkü test odaklı, test destekli geliştirme süreci diye çevirmiştim onu Türkçe'ye. Hemen şu alttaki iki satırı sizin için anlamı geliyorum. Ulan o tane görünmüyor ama boş ver. If, gene bir if bloğu var. Şu iki tane alt çizgi name, iki tane alt çizgi eşitse, iki tane alt çizgi main, iki tane alt çizgi main'i çalıştır diyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Bu gene Python literatüründe çok fazla göreceğiniz bir şey. Ne olduğuna gelince name denen bir değişken var. Python dosyalarının hepsinde name diye bir değişken vardır. Hani siz direkt programı çalıştırdığınız anda o name değişkeni var olur. İçeriğinden tam olarak bahsetmeyeceğim. Fakat eğer ki bu dosya o an çalıştırılan dosya ise, yani Python'un o an üzerine çalıştığı uygulamanızın ana dosyası ise,
Bu name değişkenin değeri main oluyor. Main olduğu için de biz bunu çalıştırdığımız anda burası doğru oluyor ve alttaki bizim main fonksiyonumuzun çalışmasına geçiliyor. Bu nerede işe yarar ileride görürsünüz. Şimdi bahsetmeyeceğim. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu arkadaşta gayet hoş, gayet güzel. İsterseniz ekrana kendiniz bir name şeyini, değişkenini yazdırarak da bunun doğruluğunu test edebilirsiniz. Şimdi ben bu programı bir çalıştırayım. Evet, test ettiği bir şeyler unuttum ben bunu. Evet, gene her zamanki gibi burada kırık bir şey yok değil mi? Her zamanki gibi şu bize güzelim menümüzü veriyor. İşlem seç diyor. İşte bunları seçersek tabii hiçbir şey olmayacak. Hani 5'i seçersek bile çekmeyecek. Ne çünkü daha hiçbir şey yapmadık. Fakat sayı olmayan bir şey girdiğimizde bize böyle bir şey verecek. Bunun bir benzerini önceki derste de görmüştünüz, hatırlarsanız. Yine böyle garip garip yazılar, traceback, most recent calls, call last, öyle bir şeyler yazıyordu. Sonra shall return one yazıyordu belki bazınızda, ben de yazdığından eminim. Vesaire tarzında. Bu bir Python hatasıdır. Python yanlış bir şey yaptığınızda, hani sentaksa uygun düşmeyen, Python'un kurallarına uygun düşmeyen bir şey yaptığınızda size böyle kocaman hatalar veriyor. Burada genelde yapmanız gereken nedir? Eğer hatanın nedenini anlamıyorsanız alacaksınız bunu, kopyalayacaksınız, internete yapıştıracaksınız, bakacaksınız insanlar nasıl çözüyor. Fakat ben burada size bunun sebebini söyleyeyim. Siz de anlamışsınızdır zaten. Bu aldığımız input, bize string olarak gelen input'u alıp sayıya çevirmeye çalışıyoruz. Fakat biz bu string diye şöyle DAS diye bir şey girdik. Bol bol harf girdik. Bunu da dolayısıyla sayıya çeviremiyor Python. Çeviremeyince de kurallarıyla uygun düşen, düşmeyen bir şey olduğundan dolayı bize hata veriyor. Bu hatayla nasıl uğraşmamız gerekiyor? Buyur. Bravo. Try except. Doğru. Korktum. Try except nedir? Size ödevde verdiğim şeydir. Şu şekilde bu bloğu kullanacak olursak, şöyle en üstte bir geleyim. Şunları bir yine bir kod bloğu yazacağız. Ondan dolayı bir tane tab içeri alıyorum. Try diyorsunuz bir yere. Daha sonra da excat diyorsunuz. Ve burada ne demişiz? Şöyle alıyorum şu ikisini. Şimdi try'in içinde bulunan kod çalıştırılırken eğer bir hatayla karşılaşılırsa Python hemen bir tane except bloğu aramaya gidiyor. Try bloğundan çıkıyor. Bir tane except bloğu bulmaya gidiyor. Except bloğu bulduğunda ise onun içinde yazanı çalıştırıyor. Yani try except ne demek? Hata olmuşsa doğrudan except'e git. Hani bir belki kurtarma mekanizması olarak onun içinde yazanları çalıştır. Hani burada da bunun yaptığı açık zannediyorum. İlk başta lütfen belirtilen işlemlerden birini girin diyor. Hani yanlış bir şey girme, saçmalama diyor. Daha sonra da continue diyor. Continue ise sanırım yeni gördüğümüz bir şey. Ne yapıyor bize? Hop şöyle while'ın başına alıyor. Böyle hiç altta ne yazıyor umurunda olmadan bizi while'ın başına döndürüyor. Bu neyi sağlıyor? İleride ekleyeceğimiz kodda işte böyle işlem buysa, işlem şuysa diye karşılaştırmalar var. Onları yapmadan direkt başa dönelim diye böylece zaman kaybetmesin bizim uygulamamız vesaire. Buraya kadar bir sorun var mı? Geçiyorum. Bir sonraki kopyala yapıştıra. Şunları siliyorum. Zaten bunları hallettik. Şuraya bir tane print koymuşum. Bunun sebebi sırf güzel gözüksün diye. Yani güzel gözüksün diye diyorum. Anladınız işte. Daha sonra burada hemen if bloklarımızı hazırlamaya başlayalım. Bu şekilde if bloklarımızı OPT yani işlem 1 olduğunda bizim kişi görüntülememiz lazım. 2 olduğunda eklememiz, 3 olduğunda silmemiz, 4 olduğunda düzenlememiz, 5 olduğunda çıkış yapmamız. Herhangi başka bir şey olduğunda ise tekrardan geçersiz işlem olduğunu ekrana yazmamız lazım. Okey. Bunların hepsi için if elif else bloklarını oluşturduk. Bu böyleyse şöyle yap, böyleyse şöyle yap, şöyleyse şöyle falan diye yaptık bunları. Hepsinin altına da bir fonksiyon adı yazdım ben. Bu fonksiyonları henüz programa eklemedik.
Şimdi ekleyelim onları ki niye Python bize hata vermesin? Mesela şu şekilde ben bunu şu anda çalıştırırsam saniye. Evet. Söylesene de sabahtan beri yanlış yapıyorum. Şimdi muhtemelen indentation hatası edecek. Evet, güzel. Evet, bu şekilde. 5 çıkıyor mu? Teknik aksaklıklar yaşıyoruz. Bundan dolayı biraz bekleteceğim. Çıkış sonu için bir şey demişim ya. Bazıları while öğesini while true yapmak yerine while mesela r diyorlar. İlk başta r'a true gelin atıyorlar. Şey yapınca çıkış koşulunu yapınca ama r'ı fazla demiştiriyorlar. O yüzden bir kapanıyor. Ne dedin? Yani şey şu çıkış yapmak için. Yani şu yapan... exit yerine şu bir tane değişkeni ata sonra bunu false yap diyorsun. Okay. Tercih edilebilir. Güzel de bir yöntem aslında. Daha programlama dünyasında daha tercih edilir bir yöntem. Fakat onu burada yapmanın bir yapmanın çünkü bu daha basit. Bazı şey... Dün ben yaptım. Ben dün akşam oturduğumda bunu yazdım ve çok stresli bir süreçti şahsen. Şunları şöyle bir şuraya almam gerekiyor sanırım. Bu derslerden önce uzun zamandır Python'da yazmıyordum. Bakayım bir sorun yok galiba, evet. Burada ne yapıyor? 5'e geldiğinde çıkıyor, diğerlerinde diğer fonksiyonları çalıştırıyor vesaire. Bunu daha önce bloğa almamışız. Sağ olsun hiçbir arkadaş söylemedi. Ben de dikkatimden kaçmış maalesef. Bunun için kusura bakmayın. Bu sefer while true bloğunun içine aldık. Bu sefer çalışacağını umuyorum. Çalışmazsa artık. Python, bakın hatayı verdim diye add contact diye bir fonksiyonu oluşturmadık fakat onu çağırmaya çalışıyoruz. Buna çözüm olarak ne yapacaksınız? Tabii ki de fonksiyonu tanımlayacaksınız. Şimdi bunun için en üste gelelim. Hemen şurada yazdığımız Python'a havale ettiğimiz şeyleri tanımlayalım. Hani bu tamamen şu anda yaptığım ekstra bir şey yok. Şunların adlarını yazıp altlarına pass diyeceğim. Bu pass anahtar kelimesini bir önceki derste öğrenmiştik. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Tekrar etmeye gerek yok. Güzel. Bu sefer fonksiyonların hepsini tanımlamış olduk sanırım. Bu isimleri eşleştirmek önemli. Eğer benim gibi çok fazla dikkat hatası yapan biriyseniz, sınavlarda hep bundan dolayı sorun çekiyorsanız, şu isimleri tekrardan kontrol edin. Sonra başınız ağrıyabiliyor. Tekrardan çalıştıracak olursak, bunlar herhangi bir hata vermeyecektir. Çünkü işlemler tanımlı ama altlarında pass var. Hiçbir şey yapmıyorlar. Çıkalım. Bu sefer çıkacağım değil mi? Pass hiçbir şey yapmıyor. Bana pass yani geçiyor. Niye böyle bir şey var? Böyle geliştirme süreçlerinde şey olsun diye, yani böyle henüz yazmadığın, yazmayı daha sonra planladığın kısımları hata olmadan koduna koyabil diye var. Yoksa hani evet bazen öyle garip şeyler olabilir veya yani işlevi tamamen bu. Herhangi bir şeyi yok. Olmasa da Python programı yazabilir misin? Gayet rahat yazarsın. Herhangi bir şekilde bir etkisi yok. Şimdi, bütün bunları yazdık. Program iyi, hoş, buraya kadar istediğimiz şekilde çalışıyor. Şimdi o zaman ilk aşamadan başlayalım. İlk aşamamız bizim ne? Kişi ekleyebiliyor olmak. Senin not alayım ben bu. Kişi ekleyebiliyor olmak. Çünkü eklemeden hiçbir şey göremezsiniz. Eklemediğiniz kişileri göremezsiniz. Kişi ekleyebiliyor olmanız lazım. Ekleyebilmeniz için de ne yapmanız lazım?
ekleyeceğiniz kişinin bilgileri bilmeniz lazım. Bunun için de onu yapan bir fonksiyon yazmanız lazım. Bu çok yapılası bir şey. Yapılası bir şey olduğu için hemen yapalım. Şimdi burada yeni bir veri tipi tanıtacağım. O yüzden gene hemen şunu kopyalıyorum buraya. Şöyle. Şimdi getContactInfo diye bir fonksiyon. Bunun içinde ne yapıyor? Gene bir while true var. Gene bizim meşhur döngümüz. Bunun içinde ilk başta isim, sonra soyisim, sonra telefon numarasını alıyor kullanıcıdan. Daha sonra şöyle bir kontrol var. Buraya hemen bir es geçelim. Ve iş bitince şöyle bir şey döndürüyor. Şimdi burada yeni bir veri tipi var. Buna sözlük diyoruz veya dictionary. Dictionary daha güzel bir isim. Buna gelmeden önce fakat şuna hemen değinmek istiyorum. Hatırlarsanız bu kondisyon ifadelerinde biz bool veri tipinden yararlanıyorduk ve bir string string veri tipindeki bir değişkenin içinde herhangi bir karakter olmadığında o bizim için yanlış değerini taşıyan bir veri oluyordu. Böyle olmasını istemiyoruz. Fakat niye? Hani çünkü adamın bir ismi olsun, soy ismi olsun, telefon numarası olsun, güzel olur böyle şeyler. Bunun için de şuradaki birazcık uzun olan if kondisyonunu kullanıyoruz. Eğer neyse bunun içi boşsa kısaca veya bunun içi boşsa veya bunun içi boşsa lütfen tüm alanları doldurun diye bir uyarı verip daha sonra şunun başına bizi tekrar döndürüyor. Bu not veya or kelimeleriyle, anahtar kelimeleriyle bir sorun yaşayan var mı? Bunları ilk derste sanırım veya ikinci derste olabilir. Kısaca değinmiştik. Şimdi burada demeye çalıştığımız isim veya soy isim veya telefon numarasından birini girince kabul edecek o zaman, değil mi? Hayır. Efendim? Hayır. Yani doğması gerekmiyor mu? Bir isimin doğması lazım. Evet. Ha. Bu şekilde. Dün çalışıyor dediniz. Daha sonra burada da break var. Break neyi sağlıyor bize? Hani bu işler bitti, buraya da gelmedik, bu döngüden çıkalım ve artık kişi bilgilerimizi kaydedebilelim. Şimdi return kısmında bizim neyimiz var? Return kısmında bir tane sözlük görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sözlükler hani hatırlayın tırnak işaretleri kullanarak stringler yapıyorduk. Doğrudan sayı yazarak sayı veri tipinden yararlanabiliyorduk. Sözlüklerde ise ne yapıyoruz? Daha doğrusu sözlüklerde de bu süslü parantezleri kullanıyoruz. Küme parantezi de deniyor bunlara. Gerçek hayatta çizmesi çok zor ama burada çok estetik duruyorlar. Bu sözlüklerin amacı adından da anlaşılacağı üzere bir şeye karşılık bir şey tutmak. Hani İngilizce Türkçe sözlük nedir? İngilizce kelimenin Türkçe karşılığını size vermek için. Bu da aynı şekilde bir anahtar kelimeniz var. Bir anahtar kelimeniz var. Bu anahtar kelimeye karşılıklı bir tane değeriniz var. Bunları bu sözlüğün içine saklıyorsunuz. Ve herhangi bir zaman bunlara erişmek istediğinizde işte benim ismim neydi, benim soy ismim neydi, benim telefon numaram neydi dediğinizde size bu değerleri geri verebiliyor. Bu açıdan hani sözlük olmasa da bu işi yapabilir miydiniz? Garip string manipülasyonlarıyla bunu başarabilirdiniz fakat bu işi inanın çok daha kolaylaştırıyor ve hani öyle kolay kolay her türlü programlama dilinde bulamazsınız. Bu da Python'ın yüksek seviye bir dil olmasının başka bir dışa vurumu. Veri tipleri şu ana kadar kaç tane oldu? Bir ondalıklı sayılar vardı, bir sayılar vardı. Floatlar, integerlar, stringler ve sözlükler oldu, dictionary'ler. Yakında bir tane daha ekleyeceğiz yanlarına. Fakat şu ana kadar bunlar hakkında bir kafa karışıklığımız yok diye düşünüyorum. Bu sözlüklerle ilgili söylemek istediğim son bir şey de buraya geçmeden önce. Oluşturmayı zaten gördük. Bu şekilde bunu oluşturabiliyorsunuz. Hemen şurada bizim meşhur dm.py dosyasına bir gelelim. Muhtemelen eski eserlerden sonra daha duruyor bunun içine duruyormuş. Şöyle bir sözlük oluşturacağım. Gene sentaks'e dikkat edelim. Üst üste parantezi kullanıyorsunuz. Bu sefer de de yazar olsun bizim. Bu bizim bir tane sözlüğümüz burada. Örnek olsun diye oluşturduğumuz. Ne var? Kitap adı diye bir anahtar var. Bunun karşılığı olarak Silmarillion var.
Silmarillion mükemmel bir kitap. Kesinlikle okumanız lazım. Bir tane de yazarımız var. Yazarımız ise J.R.R. Tolkien. Bu arkadaş da harika yazıyor. Bunu da okuyun. Fakat biraz fazla kitabı var. Öyle bir sorun var. Bunu içinde saklıyor. Ekrana yazdırmak istediğinizde print mi sonuç veriyor? Hemen bunu bir görelim isterseniz. Şu şekilde print A dediğinde doğrudan. Şu şekilde harfdan. Şu şekilde bayağı ekrana yazdığınız şeyin aynısını size geri veriyor. Gene süslü parantezler vesaire kullanıyor. Buna yeni bir eleman eklemek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Hemen gene onun şu bizim stringlerde kullandığımız indisleme mevzusu vardı ya. İşte birinci karakterden ikinci karaktere kadar olanların hepsi vesaire falan. Aynısını burada da yapıyorsunuz. Ve hani anahtar kelimeyi bunun için yazıyorsunuz. Sonra da onun karşılığı olması istediğiniz şeyi buna yazıyorsunuz. Ve bu şekilde buna yeni bir eleman eklemiş oluyorsunuz. Bu ne yapmış oldu? Rate diye yeni bir anahtar kelime oluşturdu. Bunun karşılığında 10 yaptı. Burada sözlüklerin güzel bir özelliğine daha değinmiş oluyoruz. İçlerindeki veri tipleri fark etmiyor. Sözlüğün içine sözlük bile atabilirsiniz. Her türlü şey olabilir. Bu da tabii bunların esnekliğini ve kullanım alanlarını kat be kat arttırıyor. Çalıştırdığınızda da gene bunun istediğiniz sonuçları verdiğini, şuraya bir tane rate diye yeni bir anahtar kelime eklediğini göreceksiniz. Sözlüklerde bu kadar. Bu da ne yapıyor işte? Böyle bir sözlük oluşturuyor içeriği böyle olan. Daha sonra bunu da döndürüyor. Klasik fonksiyonlarımızın döndürme işlemini kullanarak. Bunu hemen bir teyit edelim isterseniz. Bunu bir çalıştıralım. Kişi ekleme bölümünde sadece bu şey yapalım. Nerede add contact? Şunu bir alayım. Ne yapayım? Print get contact. Bu ne yapacak? Add contact fonksiyonu. Yani kişi ekleme işlevi çağrıldığında önce bunu bir çalıştıracak. Daha sonra bundan gelen sonucu da ekrana yazdırmak isteyecek. Hemen test odaklı bilmem bir şeyleri şey yapmak için, sağlamak için burada şunu çalıştıralım. İşlemimiz kişi eklemek olsun. İsmini soruyor. Joe, soyisim Watson, telefon numarası 1-2. Bu şekilde bir de sonunda başarıyla kaydedildi diyor. Çünkü yanlış dosyayı çalıştırdım. Çok farklı değil mi? Şunu çalıştırmam gerekiyor. Bir kişi ekle. Joe Watson 1-2-3. Gördüğünüz üzere bizim için güzel bir sözlük oluşturulmuş. İsmine Joe demişiz. Soy ismine Watson demişiz. Telefon numarasında da 1-2-3 demişiz. Bunu ekrana bu şekilde yazdırıyor arkadaşımız. Şimdi burada da her şey okey diye düşünüyorum. Bu vesileyle de size sözlükleri anlatmış olduk. Bundan sonra artık dosyalara bir şeyleri kaydetmemiz gerekiyor. Çünkü hani ne yapacağız? Bildiğiniz üzere rehbere bir kişi kaydettiğinizde bunun bir yerde depolanması gerekiyor ki bilgisayarda. Daha sonra bu rehberi kapatıp tekrar açtığınızda karşınıza o kişiler gelebilsin. İşte bir tane klasör olacak. Adını buraya contact koydum. O klasörün içinde işte kişilerin bilgileri depolanacak ayrı ayrı dosyalarda. Daha sonra ne olacak? Uygulama ilk açıldığında bakacak o klasörün içinde neler varmış. Onları hafızasına yükleyecek. Daha sonra siz kişileri görüntülemek istediğinizde o yeri kullanarak size kişileri görüntüleyecek. Dosya kayıt sistemi önceden de bahsettiğim üzere çok basit. Dosyaların sentaksı bu şekilde. Uzantısız ve adları kişilerin ID'lerinden oluşan bir sürü dosya. İlk satırında isim, ikinci satırında soy isim, üçte de telefon numarası yazıyor işte. Bu şekilde bunları kaydediyoruz. Daha sonra da erişmek istediğimiz zaman, okumak istediğimiz zaman okuyup uygulamanın içindeki geçici hafızamıza kaydediyoruz. Şimdi bunu nasıl yapmışım? Şu şekilde bir başlama fonksiyonu var. Okay. Add contact kısmını biraz değiştireceğim. Bu şekilde. Fakat burada başka bir sorun daha var. Ne? MaxID. MaxID diye bir şey lazım bize. Aynı zamanda contact lazım. MaxID'yi sanırım biliyoruz.
Şimdi add context işlevi çağrıldığında ne olacak bizim programda? Öncelikle şu başta bir tane global max id, max id diye bir ifade görüyorsunuz. Bunun ne olduğunu öğrenmeyin. Sadece burada var olması gerekiyor ve sağladığı şey de şu değişkeni kullanabilmemiz. Bu değişken normalde fonksiyonun dışında ama biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Daha sonra contact, yani kişimizi alacağız, kişimizin bilgilerini alacağız. Bunun için gene az önceki getContactInfo'yu çağırıyoruz. Şurada dosyamızı açıp dosyanın içine verileri kaydediyoruz. En sonunda uygulama içindeki listeye de bu kişiyi ekliyoruz. Şimdi öncelikle kişiden başlayacağım. Uygulama için kişi listesinden başlayacağım. Bunun adı contact diye bir liste. Bu listenin varoluş amacı ne? İşte kişileri görüntüle dediğinizde uygulama bakacak. Burada bizde ne kişiler varmış, ne oluyormuş, ne bitiyormuş, işte kimleri kaydetmişiz şu ana kadar. Bunlara buradan erişecek. Bu kişiler dosyasında, listesinde olacak. Peki liste ne? Şu ana kadar görmediğimiz gibi. Hemen şurada bir tane Python dosyası daha açıp onu size hususi olarak göstermek istiyorum. Yine adi bir değişken. Şu şekilde köşeli parantezler kullanıyoruz bu sefer listeyi göstermek için. Ve içine liste adından da anlaşılacağı üzere birden fazla veriyi tutmak için oluşturulmuş bir veri tipi. Listenin matematikte veya farklı alanlarda karşılığını görebilirsiniz. Matris olarak veya array kelimesini çok duyarsınız. Bilgisayar biliminde de ileride çok fazla karşınıza çıkıyor. Özellikle düşük seviyelerde çalışacaksanız. Basitçe içinde birden fazla veri tutmaya yarıyor. Bu şekilde içine istediğiniz verileri yazıyorsunuz ve virgüllerle ayırıyorsunuz. Sözlükte olan bir özellik burada da var. O da farklı veri tiplerini tutabiliyor olma özelliği. İşte biz de uygulamada bunu kullanacağız. Bunun içinde bir sürü kişi olacak ve kişilerimizin tipi de tabii ki de sözlük olacak. Peki bu listenin de bir takım tabii kendine özgü özellikleri var. Onları da hemen gösterip uygulamaya dönmek istiyorum. Siz buna yeni bir eleman ekleyebilirsiniz. Şu şekilde append yazarak böyle A sonra nokta sonra append yazarak bunun içine eklemek istediğiniz şeyi söylüyorsunuz. Mesela şöyle şunu ekleyebilirsiniz. Daha sonra ekrana bir bu A denilen listeyi yazdırdıktan sonra şu fonksiyonu kullanarak length veya length'in kısaltmasını kullanarak A'nın içinde kaç tane eleman olduğunu görebilirsiniz. Listeler için daha bir sürü şey var. Hani bunların hepsini öğrenmek isteseniz ben bir aralar ilk Python öğrenme zamanlarında ezberlemeye çalışmıştım. Böyle hepsini bayağı kağıtlara not alıp ezberliyordum. Böyle günlük okuyordum falan. Yapmayın kesinlikle öyle bir şey. Çok kötü oluyor. Bir stres basıyor ilk başta. Size ben bunu ezberleyemiyorum diye. Sonra pratik kullanıma da geçmiyor. Yani hiçbir işe yaramıyor. Not alın ama öyle kesinlikle günlük ezber yapar gibi tekrar tekrar ezberlemeye kalkışmayın. Programlama öyle bir şey değil. Öğrenebileceğiniz tek yöntem pratik yapmaktır. Ki bunu çalıştırdığımızda da bu pratiğin bir adımını gerçekleştirmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi bunun içinde farklı elemanlar var. İçinde 5 tane veri var. Evet. Buradaki contact öyle bir contact. İçinde bir sürü kişiyi tutuyor. Daha sonra burada neredeydi ya? Bunu aldık ve en sonunda ne yapıyoruz? Bu contact listesine az önce gördüğünüz append'i kullanarak bu yeni kişimizi ekliyoruz. Peki kişiyi eklemeden önce nasıl bir özelliğimiz var? Şuraya bakacak olursanız hatırlar mısınız? ID diye bir değişken olacak demiştim bu kişilerin. Bu da onların özgünlüğünü diğerlerinden ayrılmalarını sağlayacaktı. ID eşittir max ID artı 1. Hani bu da açık. Dedik ki ne olacak dedik. O ana kadarki kişilerden ID'si en fazla olanın bir fazlasına sahip olacak dedik. Dolayısıyla burada matematiksel bir işlem. Daha sonra ne oluyor tabii? Bu kişiyi eklediğimizde o ana kadarki en fazla olan ID o kişinin ID'si oluyor. Bu kelimeyi kullanmak çok zor. Daha sonra da bu kişinin içinde bir tane ID diye bir değişken oluşturup onun da sonucunu ID'ye eşitliyorsunuz. Bu kadar. Böylece kişiniz tamamlanmış oluyor. ID'si, ismi, soy ismi ve telefon numarası var. Ve hazır. Şimdi ödevinizde size söylemiştim ki dosya işlemlerini öğrenin. Dosya işlemi yapmayın. Yani inşallah öyle söylemişimdir. Evet öyle söylemişim.
Umarım öğrenmişsinizdir. Çünkü burada bir tane dosya işlemi yapıyoruz. Dosya işlemleri ne demektir? Bayağı dosya üzerine işlem yapmak. Yani açıyorsun, okuyorsun. Bu. Bazen yazıyorsun. Efendim? Evet, bayağı read write. Yaptığınız ekstra bir şey yok. Bunu yapmak için kullandığınız şeyler de gayet açık. Dosya işlemleri, dosyalar üzerinden okumalar yapmak, onları yazılar yazmak vesaire için kullanılan bir terim. Şimdi bunu da ayrı bir dosyada göstereceğim. Bu arada şeyin farkındayım. Bu ders diğerlerine göre çok daha yoğun geçiyor. Böyle olmasının sebebi ders sayısı. Şimdi gene dosya işlemlerine şurada minik bir şekilde değineceğim. Açacağım. Dosyanızın adı gene deneme olur. D.txt olsun. D.txt işte D uzantısı da txt. Şimdi siz bunu açmak istiyorsunuz. Böyle bir dosya diyelim ki yok. Yoksa bunu açmak için ne yapacaksınız? Open diye bir fonksiyonumuz var. Bunu kullanacaksınız. Open fonksiyonunu geliyorsunuz buraya yazıyorsunuz. Open daha sonra dosyanın adı. Daha sonra da açma modu. Açma modu ne demektir? Dosyayı açarken kullanacağınız yöntem. Siz bunu dosyaya yazı yazmak için mi açıyorsunuz? Dosyadan okuma yapmak için mi açıyorsunuz? Bunu belirtiyor. Şimdilik size sadece iki tanesini söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi W, diğeri de R. R, reading kısaltması. Adından anlayacağınız üzere dosyayı sadece okumanız için açıyor. Ve ona herhangi bir şekilde yazma işlemi yapmanıza izin vermiyor. Fakat içinde yazan şeyleri okuyabiliyorsunuz. W'da tam tersi write'ın kısaltması. İçine yazı yazabiliyorsunuz. Fakat ondan herhangi bir okuma yapamıyorsunuz. Write'ın şöyle de bir özelliği var. Siz onu kullandığınız anda öncelikle o isimde bir dosya yoksa onu oluşturuyor. Eğer varsa içindeki her şeyi silip yepyeni bir dosya oluşturuyor o adlı. Şimdi bunu buradaki pratik uygulamasını gösterelim. D.txt diye bir dosya tabii ki yok, o yüzden oluşturacağım. Bu open dediğim fonksiyonu file değişkenine eşitliyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum? Çünkü ileride ben bunu yazı yazmak istediğimde bu file değişkenini kullanacağım. File.write diyeceğim. Yani file'a yaz, dosyaya yaz. Şimdi yazmak için hemen bu az önce söylediğim şeyi de yapayım. File.write işte bunu yazıp çalıştırdıktan sonra tabii ki de bir şey söylemiyor bize ama dosyanın içine açıp baktığınızda şeyi görebilirsiniz. Tekst yapmış. Evet. Böyle bir dosyanın içine bunları yazmış olduk. Bunları da bu şekilde görebilirsiniz. Tekrar çalıştırmak istersek, fakat burada bu sefer kodu değiştireceğim. Bunun yerine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdıracağım. Bunu tekrar çalıştırdığımda göreceksiniz ki bu sağdaki dosyanın içinde yazanlar değişti. Niye değişti? Çünkü bu write ilk başta içinde ne varsa siliyor. Daha sonra onun yerine bu yeni söylediğim şeyleri yazıyor. Write bu şekilde. Read'de de W yerine R koyuyorsunuz. Write yerine Read yazıyorsunuz ve okuyorsunuz. Onu da moladan sonra göstereceğim. 5'e kadar mola veriyorum. Burada en son ne yaptık? Dosyaya kaydettik. O kadar yani. Bunda okey miyiz? Bu sağdaki dosya bakın şeyi vurgulayayım. Bu sağda gördüğünüz yazı şey tamamen. Şu D nokta text dosyası var ya şurada oluşturdum. Onun içinde yazanlar burada yazıyor. Hani o yüzden bir kafa karışıklığı vesaire olduysa onu düzelteyim. Onu düzelteyim. O tarafta yazanlar tamamen o d.txt dosyasının içeriği. Hani az önce de gördün zaten. Ben burada değişiklik yaptığımda o da değişmiş oldu. Dolayısıyla bu şekilde write yapıyoruz. Bir de read yapalım. Dosyada yazanları bir okuyalım arkadaşlar. Bunu da gene bir değişkene atamanız gerekiyor. Bu şekilde content diyebiliriz. Sonra
Bunu da ekrana yazdırdığınızda gene şeyi göreceksiniz. Şu sol tarafta olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 falan bir şeyleri göreceksiniz. Ama niye göremediniz? Çünkü şurada bunu write yapmadık. Şöyle yaptığınızda içinde hiçbir şey olmayacak. Niye? Niye? Çünkü az önceki çalıştırmamızda write modunda açıyorduk dosyayı. İçindeki her şey sildi. Hiçbir şey yazmadık. Daha sonra program kapandı. Bir daha açıp okumaya çalıştığımızda dolayısıyla içinde hiçbir şey yoktu. Dosya işlemleri bu şekilde. Dosya işlemleriyle ilgili son bir sentaks daha var. Bu sentaks öyle çok bir olayı yok. Sadece işinizi biraz kolaylaştırmak amacıyla bulunan bir şey. Şu open'ın başına with eklerseniz, bayağı ile, sonra bunun sonuna da as file derseniz, daha sonra bunu böyle yaparsanız, burada olan şey ne oluyor? Hani öncesinde bunu açıp, daha sonra bunu bir değişkene atayıp, daha sonra o değişken üzerinden read'i çağırıp, content'i atayıp falan filan yapıyordunuz ya. Onun yerine ne oluyor? Bu sizin için açıyor. File dosyasının, file değişkenin içine bu dosyayı atıyor. Daha sonra siz yine aynı şekilde file değişkenin üzerinden işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Son olarak bu kod bloğunun içinden çıktığınızda da dosyayı sizin için kapatıyor. Önceki uygulamamızda biz kapatmamıştık. Fakat kapatmak önemli. Kapatmazsanız dosyalarınız hafızada boş yere yer kaplar. Şimdi kapatmak biraz teorik bir terim gibi gelebilir. Hani şöyle düşünebilirsiniz bunun hakkında. Hani uygulamanın hafızasında bu dosyayla ilgili her türlü bilgi duruyordu. Kapattığınızda onu sildi. Ama tabii sizin burada okuduğunuz content değişkeni duruyor. Ona bir şey olmadı. O hala orada ve içeriği de üzgün bir şekilde orada bekliyor. Şimdi hemen şu dosyanın içine bir şeyler yazıp diğer tarafı test edeceğim. Gördüğünüz üzere içine yazdığım şeyi okudum. Ekrana yazdım. Dosyayı da kapattım. Hafızada yer kaplamadım. Gayet güzel bir programcıyım. Yoluma devam edebilirim. Şimdi buradaki sanırım neredeyse her şeyi gördük. Bu şekilde şuraya bir geleyim. Ne yapıyorduk? İlk başta kişi bilgilerini alıyorduk. Daha sonra onu bir değişkene atıyorduk. O kişinin ID'sini belirliyorduk. ID'sini belirledikten sonra bir daha belirliyorduk. Sonra burada dosyayı açıp içine yazıyoruz. Burada da kişiler listesine kişiyi ekliyoruz. Orada da başarıyla kaydedildi yazıyoruz. Şurayı hemen tekrardan inceleyecek olursak, öncelikle şu open kısmını takmayın. Bu open kısmında ne yapıyor? Dosyayı açıyor ve bunu F değişkenine atıyor. Az önce gördüğünüz file değişkeniyle, file ismiyle aynı işlevi de aslında. Daha sonra F.write, gördüğünüz gibi burada write modunda açıyoruz. Contact name, sözlüğün sözlüğü indisleyerek anahtar kelimeden onun değerini alıyoruz. Artı yeni satıra geç. Bu yeni satıra geçme mevzusu da şey işte. Size başta gösterdiğim gibi dosyaların her bir satırında bir tane bilgi oluyor. Böylece tüm bilgileri tek tek alt alta yazmış oluyorsunuz. Ve dosyanın içeriği bu şekilde oluşmuş oluyor. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bir soru işareti bir şey yok değil mi? Güzel. Şunun içindeki arkadaş ne peki? F. Sonra bir string gelmiş. İşte böyle yine süslü parantez falan filan. Root F. Sonra ID gelmiş vesaire. Bu ne diye soracak olursanız, geçen derste de gördüğünüz üzere bu bir, o zaman da adını bilmiyordum, hala daha bilmiyorum, daha doğrusu unuttum. Fakat fonksiyonel string gibi bir şey bunun adı. Şu şekilde süslü parantezler, küme parantezleri kullanırsanız bu stringin içinde, onun içinde kod çalıştırabiliyorsunuz. Yani basitçe şöyle düşünün, root f değişkeni buraya geliyor, sonra araya bir tane slash atıyor, sonra da id değişkeni geliyor. Şimdi bu niye var? Root f değişkeni, az önce oluşturmadım ama şu arkadaş, şuraya ben yazıyorum. Bakayım doğru mu yazmışım. Root F değişkeni bu arkadaş. Bu arkadaş ne? Aslında bir dosya yolu belirtiyor. Bir klasörün adı bu. Context diye bir klasörün adı. Context klasörü de ne? Bizim kişilerimizin dosyalarını tek tek kaydedeceğimiz klasör. Bunun adını tutuyor rootf değişkeni. Sonra siz aşağıda contacts, yani o klasörün ismi slash id yaptığınızda o id isimli dosyayı az önceki gibi direkt bulunduğunuz yerde değil, o contacts klasörünün içinde açıyor. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum. Bu slash mıdır nedir artık? Bu noktalama işareti var ya. Eğer Windows kullanıyorsanız, Mac kullanıyorsanız sorun yok ama Windows kullanıyorsanız bunu şeye dönüştürmeniz lazım.
şu backslash diyorlar buna. Şuna değiştir, şuna dönüştürmeniz lazım. Windows böyle. Linux ve Mac'te ise bu şekilde. Yani dosya yolları, keşke burada bir tahta kalem olsaydı. Dosya yolları backslash'lerle, böyle böyle slash'lerle ifade ediliyor. İşte her klasör atladığınızda bir tane o backslash'lerden koyuyorsunuz. Linux'ta ise tam tersi ve Mac'de şöyle normal slash'lerden koyuyorsunuz. Şimdi bu biraz teorik oldu sanırım. Bunu biraz daha açıklamak istiyorum. Mesela şöyle. Ben dosya gezeyim ama. Bu eğer Windows bilgisayarınızda dosya gezginine gelip üstteki çubuğa bakarsanız var mıydı ya? Orada ne yazıyor? Şu yazıyor. Bu slash'lar az önce dediğim gibi her bir tanesini gördüğünüzde yeni bir klasöre geçtiğiniz demek oluyor. Bilgisayarlarda dosya yolları bu şekilde temsil ediliyor. Bu dosya yollarının içerisinde de işte farklı klasörler, farklı dosyalar vesaire var. Bu Linux'taki hali. Eğer bu Windows'ta bir dosya yolu olsaydı şu şekilde gözükecekti. Bu ne demek? Şu Linux'ta, bu da Windows'ta ne demek? Home adlı bir klasörün içerisinde SS55 adlı başka bir ne var? Klasör var. SS55 adlı başka bir klasör var. Daha sonra o SS55 klasörün içinde de t.txt diye başka bir dosya olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla siz Python'a bunu açmasını istediğinizde, bunu açmasını söylediğinizde home klasörünün içindeki SS55 klasörünün gene içindeki t.txt dosyasına gitmesini söylüyorsunuz ona. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani masa üstünde mesela, masa üstünüzde nedir? Kullanıcı adınız İşte gene SS55 olsun, Windows'ta nasıl oluyor bu SS55, daha sonra desktop geliyor, yani masaüstünün İngilizcesi. Daha sonra masaüstünde mesela ne olsun, şunu ters yapmışım, ne bileyim, ödev nokta docx olsun. Bu şekilde masaüstünüzdeki ödev nokta docx dosyasının yolunu temsil etmiş oluyorsunuz. Bilgisayarlara dosya yollarını, klasörleri bu şekilde söyleyebilirsiniz. Windows'ta bu şekilde, Linux ve Mac'te bu şekilde. Klasörler arasında slash'larla ayırıyorsunuz. En sonunda da işte slash'la ayırmadığınız bir şey varsa o dosya olarak kabul ediliyor. Python'da da aynı şekilde bunu böylece gösteriyoruz. Bu dosyayı aç, bu dosyaya yaz, bu dosyaya şunu yap şeklinde. Teşekkür ediyorum. Bu dosyaları umarım çok karışıklı oluşturmamıştır. Oluşturmuşsa bile hani bu şey bir şey. Hani ben bu budur diyerek size gösterebileceğim bir şeyden ziyade hani kullandıkça artık içgüdüselleştirebileceğiniz bir şey. Hani ilk başta böyle biraz yabancı gelebilir. Yani ilk defa dosya yolu gördüyseniz dosya yolu diyoruz buna. Daha sonrasında fakat alışacağınızı düşünüyorum. Bilgisayar içerisinde yazıyla dosyanın bulunduğu yeri göstermek istediğinizde bunu kullanıyorsunuz. Ki burada da yaptığımız şey ne oluyor? Bakın şurada mesela ID'miz 1 olsun. Şu şeyin içindeki arkadaş, bu open'ın içindeki arkadaş contacts slash ID neydi? 1. Buna eşit oluyor. Yani ne oluyor? Contacts isimli klasörün içindeki 1 isimli dosya oluyor. Eğer ID'miz 2 olsaydı buraya 2 gelecekti. Niye burada ID değişkeni işte sürekli değişiyor falan. 3 olsaydı 3 gelecekti. 4 olsaydı 4 gelecekti şeklinde. Siz bu contact klasörü içerisinde farklı ID'lere sahip kullanıcıların dosyalarını, o kullanıcıların ID'lerini isim olarak kabul eden dosyalar halinde açabilirsiniz. Buraya kadar bir sorun yok. Güzel. Şimdi bugün son kod bloğuna sanırım geleceğiz. Bakayım öyle mi? Sanırım. Yani, evet. Şimdi son olarak init fonksiyonu yazacağız. Init fonksiyonu.
baştan beri adını anıyoruz aslında. Bu arkadaş ne yapıyor? İlk uygulama çalıştırıldığında tüm dosyalardaki kişilerin bilgilerini alıp şu kontakt isimli listeye atıyor. Ve eğer, bakın şurada ne yapıyor? Eğer o az önce bahsettiğimiz klasör var ya, kontakt klasörü, hani bu içinde tüm kişilerin dosyalarını saklayacak olan klasör. Eğer o yoksa onu oluşturacak. Şimdi bunu baştan aşağı nasıl yapacak? Global Max ID. Gene az önceki fonksiyonda kullandığımız gibi şu değişkenden faydalanabilmek için bunu buraya koyuyoruz. Global'ın arkasındaki çalışma mantığını lütfen boş verin. Çünkü bunun mantığı biraz daha ileri seviyelerde kalıyor. Sadece bilin ki bu fonksiyonun dışındaki Max ID değişkenine fonksiyonun içinden erişmemize ve onu değiştirebilmemize yarıyor. Daha sonra yine bir try blow. Yani bu ne demek? Blow. Try code blow. Neyse. Geliyor. Bunun içinde bir takım kodlar var. Burada bir hata gelirse şu xcat'lerin işine gideceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? For e in os.list'tir. Haydi. Gene yeni bir şey. Bu os.list'tir. Ne yapıyor arkadaşlar? İçine verdiğimiz klasör adının içinde ne varsa onu bize verecek. Bunu şimdi şu şekilde göstereceğim. Şuradan ya Python'a gireyim. Bunun için ilk başta şunu yapmam gerekiyor. Lütfen burada yazdığım şeyleri dikkate almayın. Benim böyle içine... Burayı lütfen önemsemeyin. Nasıl başlıyoruz? Home klasöründeki, CS55 klasöründeki doom.d klasörü. OS.list'tir. Bu aldığı dosya yolunu ne yapacak? Bu klasörün içinde bulunan tüm dosyaları bana bir liste olarak verecek. Enter'a tıkladığımda gördüğünüz üzere ne varmış? Bu klasörün içerisinde init.l diye bir dosya varmış. Packages.l, config.l. Bu dosyaların ne olduğunu boş verin. Bunlar spesifik bir programla alakalı, şu anda bizimle alakası olmayan dosyalar. Fakat os.list'tir. Bana gördüğünüz gibi bir liste halinde tüm bu dosyaları veriyor. Hatırlarsanız birinci ya da ikinci derste öğrendiğimiz type diye bir fonksiyon vardı. O fonksiyon bize o an üzerinde çalıştığımız verinin tipini gösterebiliyordu. Ona verdiğimizde bunu bizim class list, yani list türünden bir veri tipi olarak döndüğünü göreceğiz. Yani os.list'tir. Bize bir liste halinde o klasörün içindeki dosyaları verecek. Peki biz bunu az önce yaptığımız gibi bir for döngüsüne atarsak ne olacak? Tabii ki de bu i değeri sırayla, i değişkeni sırayla tüm bu dosyaların isimlerini alacak. Yani oradaki ID'lerin isimlerini alacak. Daha sonra tabii geleceğiz, burada ne yapacağız? O root.f klasöründe, yani contacts klasöründeki o ID'ye sahip kişinin dosyasını açacağız. F olarak okuyacağız, ekleyeceğiz vesaire. Okuma kısmından başlayalım. f.readlines. Read fonksiyonunu göstermiştim. Direkt size dosyanın içindeki her şeyi veriyordu. Readlines'in yaptığı da çok farklı değil. Fakat size bu sefer bir liste gönderiyor. Bu listenin elemanları ise tek tek o dosyanın içinde bulunan satırlar. Hani mesela bir tane dosyam varsa, yani mesela bunu, bu dosyanın içinde bir readlines yaparsam ben Python'da ne olacak? Bir tane liste verecek. Listenin ilk elemanında max id eşittir eksi 1 yazacak. İkincisinde contacts eşittir liste yazacak. Üçüncüsünde hiçbir şey olmayacak. Dördüncüsünde bu olacak vesaire tarzında. Readlines bize bunu sağlıyor. Daha sonra readlines'ı fark ettiyseniz burada 3 tane değişkene birden eşitliyorum. Bunun da Python'da bize sağladığı şey ne olacak? Bu listenin birinci elemanı şu değişkene eşit olsun. İkinci elemanı bu değişkene eşit olsun. Üçüncü elemanı bu değişkene eşit olsun demek. Okey? Tamam. Şimdi bu değişkenleri aldık. Bu değişkenleri aldıktan sonra bir tane kişi oluşturmamız lazım. Değil mi? Niye? Çünkü bu contacts listesine bu dosyaların içerisindeki tüm kişileri atıyoruz. Bunu atmak için işte gene contacts.append bir neyin içinde? Evet, dictionary'nin içinde, sözlüğün içinde işte gene name eşittir name, surname eşittir surname, phone eşittir phone, ID de bu i'nin integer'a, yani sayıya çevrilmiş hali. Şu strip'i lütfen boş verin. Basitçe açıklamam gerekirse, hani sondaki yeni satır karakterleri var ya, onları kaldırıyor.
Daha sonra burada da minik bir if bloğumuz var. Bu if bloğunun bize sağladığı şey ise eğer bunun ID'si şu ana kadar karşılaşılan max ID'den büyükse max ID bunun ID'si olsun. Hani bu da sanırım gayet açık değil mi? Max ID'yi bizim elde etmemizi sağlıyor. Böylece hani mesela 1, 2, 3, 4, 5 ID'lerinde bir takım kişiler varsa o klasörün içerisinde max ID bize bu işin sonunda 5 olarak gelecek. Böylece biz insanlara ID verirken herhangi bir bug'la karşılaşmayacağız değil mi abi? Onaylıyor musun? Okudun mu? Hazır olun, bugünün son kodları. Bundan sonra programı çalıştırmadan size bir şeyler anlatabilirim. Xcat value error, Xcat file not found error. Hatırlarsanız biz bu hatalarla karşılaştığımız esnada ne oluyordu? Mesela şu şeyi, şu string'i sayıya dönüştürmeye çalışalım değil mi? Bunu dönüştürmeye çalıştığımızda bize bir hata veriyordu ve hatanın adı value error oluyor. Veya başka bir hata mesela ne olabilir? Type error. Veya işte not indentation gibi bir hata var. O da ikinci derste gördüğümüz hani bu tablerle tab ile boşluk karakterlerin birbirine karışmasından ortaya çıkan hatalardı. İşte böyle farklı farklı hata tipleri var. Bunları hiç öğrenmenize falan gerek yok. Karşılaştıkça işinize, gördükçe sadece işinize yaradığında kullanacaksınız. Xcat'ın sonrasında bu hatanın adını koymanız ise hani eğer bu hata olmuşsa buna bak demek oluyor. Hani normalde ne oluyordu? Xcat'ın önünde hiçbir şey olmayınca herhangi bir hata varsa Xcat'ın içine gir oluyor. Ama bu sefer ne oluyor? Eğer bu hata olmuşsa Xcat'ın altında yazanları yap dönüşüyor bu program. İşte value error varsa bozulmuş veri tabanı dosyaları. Bu da ne demek? Muhtemelen hani bunda çok ayrıntıya girmeyeceğim ama ne zaman oluyor bu? Bu integer i yani i değişkeni sayıya çevrilemediğinde bu hata meydana geliyor. Yani bu ne demek? Orada geçersiz program tarafından tanınamayan bir dosya var. Dolayısıyla bozuk de ve çık. Uygulama basit olduğu için herhangi bir şeyi düzeltmeye de çalışmıyor. Yani bozulduysa artık bir daha kullanamazsınız. File not found error ise böyle bir dosya yoksa yani burada bu hata da burada meydana gelecek. Eğer context diye bir klasör yoksa buraya gel ve o klasörü oluştur. Daha sonra fonksiyondan çık. Yani bu ne zaman işe yarıyor? Uygulama ilk çalıştırıldığı anda yani ilkten kastım bayağı ilk hani uygulamayı bilgisayara kurdunuz. Daha sonra işte ne yaptınız? İlk defa açıyorsunuz uygulamayı. Uygulamanın context diye bir dosyası yok o kişileri saklayabileceği. Dolayısıyla burada bir hata oluyor. Buraya geliyor, o klasörü oluşturuyor. Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Size bu dosyayı yine atacağım ben. Bu sefer şey yapmanızı isteyeceğim. Bunu sizin çalıştırmanızı isteyeceğim. Ve şu şeyi yazmanızı isteyeceğim. Nedir? Şu view contact fonksiyonunu yazmanızı isteyeceğim. Hani bunun da amacı belli. Kişileri görüntülemesi lazım. Hatta şöyle yanına da ekleyeyim. Şu anda bu klasörü, bu dosyayı çalıştırmıyorum. Çünkü çalışırsam çok bir şey yapamayacağız. Çünkü kişileri görüntüleyemiyoruz. Onu da dediğim gibi sizin yazmanızı isteyeceğim. Onun dışında uygulamanın bugünlük kısmı bu kadar. Size bahsetmek istediğim birkaç konu var aslında. Hani bunları bu derste bahsedebilirim. Başka bir derste bahsedebilirim. Mesela hani bunu tamamen sizin seçiminize de bırakabilirim şu anda. Bir programlama dili nasıl yazılır? Bu konuyu merak eden var mı? Kaç kişi var? İHA elektroniğini merak eden var mı? Sen merak ediyor musun Berkay? Gel anlat. Gel ya. Niye? Anlatmayacağım ya elektroniği. Tamam. Onun dışında belki bir kütüphane de yazabilirdik. Bir API, bir modül. Ama sanırım bayağı bir yoruldunuz. Çünkü bugünkü ders diğerlerine göre dediğim gibi çok yoğundu. İHA elektroniğine minik bir giriş yapıp bırakayım. Saat de zaten 5.25. Sizin yurdunuz ne zaman kapanıyordu?
Minik bir giriş yeter bence. Şimdi İHA dediğimiz şey uçuyor, evet. Amacı da en temel en temel amacı ise uçmak. Yani yaptığı şey bayağı bu. Bunun için faydalandığı şey ne? Hemen şöyle bir tane drone resmi açacağım. Hani İHA'dan kastım şu bayraktar şeyleri falan değil, bayağı şu olacak. Daha güzel bir resim yok mu ya? Yani şu. İngilizcesi UAV, Unmanned Aerial Vehicle, yani gene insansız hava aracı. Bu arkadaşın şurada gördüğünüz 4 tane motor var. Şöyle bir arkada da bir tane var. Şöyle üstten gördüğün yok mu diye. Var mıydı? Ben kaçırdım. Yani neyse, gittikçe daha kompleks resimler çıkıyor. Bu arkadaşın 4 tane motoru var arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Bu 4 motor dönüyorlar. Bekleyebileceğiniz üzere. Ve döndükçe gene üzerlerindeki pervaneyi de döndürüyorlar. Bu pervaneler dönünce altlarında bulunan hava, yani çevrelerinde bulunan havayı belli bir yöne doğru aşağıya itiyorlar. Sonra o havada Newton'un bilmem kaçıncı hareket yasası olarak tepki veriyor ve onları yukarı doğru itiyor. İHA da böylece havalanmış oluyor. Eğer bu pervanelerden birini diğerlerine göre daha az döndürürseniz ne olur? Evet, yön değiştirir. Çünkü ne işte? Normalde ne oluyordu? Bu mesela pervanelerin yerleşim yönü terstir. Bu havayı sağ aşağıya doğru iter. İşte bu da onun tam tersine iter vesaire. Fakat siz birini daha az döndürdüğünüzde bu birbirini dengeleme durumu bozuluyor. Böylece işte bir tarafa doğru tork oluşuyor. Tork muydu onun adı? Sonra işte o tarafa doğru dönüyorsunuz vesaire. Bunu yapmanız için motorları döndürecek bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Motorlar genelde elektrik motoru olur. Yani doğrudan elektrik enerjisiyle doğru akımla çalışırlar. Onun için bir tane batarya ihtiyacınız vardır. En popüleri lipo bataryalar. Lityum polimer kimyasına sahip bataryalar bunlar. Bunların ucundan bunları size doğru akım verirler doğrudan. İşte 11 volt olanları, 16 volt olanları, tabi bunların aralıkları var. Mesela 11 volt 10 ila 12 arasında değişiyorlar vesaire tarzında. Bunlar size belli bir elektrik akımı sağlıyorlar. Siz bunları ESC denilen bir takım elektrik devreler var. Onlara veriyorsunuz. ESC'ler bunları motora iletiyorlar. Fakat motora iletme şeyleri de biraz farklı. Neleri? Tipleri. ESC'ye verdiğiniz sinyale göre motora daha hızlı bir şekilde veya daha yavaş bir şekilde bu akımı gönderiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Elektriği bir veriyor, bir kesiyor, bir veriyor, bir kesiyor. Bunu ne kadar sıklıkla yaptığına göre motorun dönüş hızı da değişiyor. ESC'ye bu sinyali ise siz alıcı denen bir şey üzerinden veriyorsunuz. Alıcı ise kumandanıza bağlı. Bu İHA elektroniğine çok minik bir giriş. Sadece sistemi böyle genel bir hatlarıyla çizen. Diğer derslerde inşallah daha ayrıntısına ineceğim. Katıldığınız için teşekkür ederim. Özellikle Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi burada bana eşlik etti ders boyu. Derslerimizin süresi gittikçe uzuyor. İyi akşamlar arkadaşlar.